YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli, çok lezzetli hamburger köftesi hazırladım. Karıştırma kabımın içerisine 500 gram orta yağlı kıymayı alıyorum. Üzerine bir tane yumurta, baharat olarak tuz, kırmızı pul biber, toz biber ve karabiber ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı galeta unu ve son olarak da içerisine 1 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde ketçap ilave ettim. Burada dilerseniz ketçap yerine biber salçası da kullanabilirsiniz. Ama ketçap da bu köftemize gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Köfte malzemelerimi de güzel bir şekilde yoğurdum. Yaklaşık böyle 8-9 dakika arası yoğurduktan sonra artık şekil veriyorum. Köftelerimi böyle şekil vermek için kavanoz kapağı kullandım. Hem kolay bir şekilde şekil vermiş oluyorum hem de hepsinin boyutu aynı oluyor. Tüm köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için çok değerli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış oluyorum hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Köftelerimi hazırladım. Buzdolabına kaldırıyorum. Böyle 1-2 saat eğer zamanınız varsa dinlendirmenizi tavsiye ederim. Köftelerimi dinlendirdikten sonra artık pişirebilirim. Tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yağ iyice ısıttıktan sonra köftelerimi arkalı önlü pişiriyorum. Köftelerinizi böyle çok fazla yağ koymadan içini çeke çeke pişiyor. Kanalımda hamburger ekmeğinin de tarifi mevcut. Açıklamalar kısmına linkini bırakıyor olacağım. Köftelerimizi güzel bir şekilde yoğurduğumuz için burada asla dağılma veya bozulma olmuyor. İyi bir köftenin sırrı kesinlikle yoğurulmasından geçiyor. Köftelerimi de bir pişirdikten sonra hamburger ekmekleri hazırlamıştım. Arasına koyup artık afiyetle çocuklar yiyebilir. Çok lezzetli köfteler oluyor. Sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinizi benden esirgemeyin. Her hafta sizinle yepyeni tarifler paylaşıyorum. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basmayı unutmayın. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.